Evet, merhaba arkadaşlar. Daha önceden 2011 yılından başlayarak geriye doğru çıkmış olan denklem sorularının bir kısmını çözmüştük. Şimdi de kaldığımız yerden devam ederek kalan soruları bitirmeye çalışacağız. Hem lisans, hem ön lisans, hem de orta öğretim sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz 2006 yılında sorulmuş olan bir orta öğretim sorusu. Bir denklem sistemi verilmiş. Bu denklem sisteminde x ve y'nin toplamının kaç olduğu soruluyor. Bu şekildeki denklem sistemine biz iki bilinmeyenli denklem sistemi diyoruz ve bu denklem sistemi çözülürken herhangi bir harf yok edilip daha sonra diğer harf bulunur. Burada bakıyoruz. 2y ve -2y aynı tür olup işaretle zıt olduğu için alt alta topladığımızda bunlar birbirini götürür. Sol tarafta 8x kalır. Sağ taraf 88 olur. X eşittir 11. Şimdi bu bulmuş olduğumuz x eşittir 11 değerini herhangi bir denklemde yerine yazalım. Örneğin 3x-2'de x'in yerine 11 yazalım. Ne olur? 3 çarpı 11 33. -2'ye eşittir 25. 2'ye eşittir 8. 33'ten 8 çıktığında 25 kalır. Y eşittir 4'tür. Bizden istenen bu x ve y'nin toplamı toplandığımızda 15 bulunur. Evet, bu soruda 2006 yılında sorulmuş olan lisans sorusu. Üstü denklem bu. Üstü denklemlerde normal denklemlerde olduğu gibi x'i yalnız bırakma şansımız o kadar kolay değil. Bu tip denklemlerde değişken değiştirme kullanılır. Burada 3x'e t dersek 3 üzeri 2x ne olur? 3 üzeri 2x 3x'in karesi olduğundan dolayı t kareye eşit olur 3 üzeri x t iken. 3 üzeri 2x. Getirelim şimdi 3 üzeri 2x'in yerine t'nin karesini yazalım. Eksi 4 çarpı 3x'in yerine t yazıyoruz. Artı 3 eşittir 0. Bu tip ikinci derece denklemler çözülürken ilk uygulanması gereken, daha doğrusu kolay olan yol çarpanlarını ayırmak. Çarpanlarını ayırırken de bu tip bir ifadeyi çarpımları son sayıyı, toplamları da ortadaki t'nin katsayısını veren iki tane sayı elde etmeye çalışıyoruz. Nedir bunlar? Çarpıldığında artı 3'ü, toplanıldığında eksi 4'ü veren sayılar eksi 3 ile eksi 1'dir. Öyleyse bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli t eksi 3 çarpı t eksi 1'dir. Eşittir 0. Bu çarpma 0 olduğuna göre her ikisi de 0 olabilir. Ayrı ayrı 0'a eşitlediğimizde t'nin değerlerinden bir tanesi t1 eşittir. Eksi 3'ü sağ taraf alırsak 3. Diğer t'nin değeri de eksi 1'i sağ taraf aldığımızda artı 1'dir. Biz neye t demiştik? 3 üzeri x'e t demiştik. Şimdi geriye dönüp değişken değiştirildiğinde bu tip bir yol izlenir. Bulunan değişken tekrar geriye dönüp ilgili yerde kullanılır. Biz t'ye 3x dediğimize göre ve t'nin değerleri 3 ve 1 olduğuna göre 3 üzeri x'e hem 3 eşitleyeceğiz. Bakın şurada t'nin yerine 3 üzeri x yazdım. Şu t'nin yerine de 3 üzeri x yazıyorum. Eşittir 1. 3 üzeri x 1 ise x değeri nedir? 1'dir. 3'ün birinci kuvveti 3'tür. 3'ün kaçıncı kuvveti 1'dir? 0'ıncı kuvveti 1'dir. 2 tane x değeri bulduk. Bize ne soruluyor? Kaç tane x gerçel sayısı vardır diye soruluyor. 0 ve 1 bulduğumuza göre kaç tanedir? 2 tanedir. Bu soruyu kısaca şöyle çözebiliriz hemen. Bu iki ifadeyi yan yana yazıp taraf tarafa çarpalım. Sol tarafları sol tarafta, sağ tarafları sağ tarafta çarpalım. Y kare eşit çarpı x çarpı z eşittir 30 çarpı 45 olur. Burayı çarpmayalım. Az sonra ne yapacağız? X y'nin yerine 54 yazıp zaten gerekli sadeleştirmeler yapıldığında yapmanın bir anlamı kalmayacak. Y kare çarpı x y'nin yerine 54 yazıyoruz. Eşittir 30 çarpı 45. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım.
54 ile 30, 6 ile sadeleştirildiğine 9, 5, 9 ile 45'i sadeleştirdiğimizde 5, y kare eşittir 25, buradan y eşittir 5 bulunur. Zaten bir tane harfi bulduğumuzda bu tip bir denklem grubunda diğer harfler kolayca bulunabilir. Y 5 ise x nedir? Madem x ile y'nin çarpımı 30 olacak, 6. X 6 ise z ne olur? 6 kere 9 54 olduğu için 9'dur. Aynı şekilde y çarpı z, bakın 9 çarpı 5 ne olur? 45 oluyor. Öyleyse doğru. 5 çarpı 6 çarpı 9 bize bu üçünün çarpımı soruluyor. 9 çarpı 30'dan 270'tir. İkinci yol olarak şöyle bir yol izlenebilir. Şimdi şu ikisinden başlarsak eğer, y çarpanları ortak olduğuna göre 30 ve 45'in ortak çarpanlarını deneyebiliriz y'yi bulmak için. Tabi burada bulduğumuz her ortak çarpan olmaz. Neden? Diğer x ve z'nin çarpımının 54 olması lazım. Mesela y eşittir 3 olabilir mi? Normalde 30 ile 45'in ortak çarpanıdır 3. Bu durumda bulacağımız x ve z'nin çarpımı 54 oluyor mu? Bakalım. X ne olur y üçgen? 10. Z ne olur? 15 olur. Bakalım x çarpı z 54 oluyor mu? Bakın. İkisinin çarpımı nedir? 150'dir. Öyleyse bu durumda y3 olamaz. Başka hangi çarpan olabilir? 3'ten sonra 5. Y5 olduğunda x ne olur? 6 olur. Z ne olur arkadaşlar? 5 çarpı y 45 ise 5 çarpı z 45 ise z 9'dur. Bakalım x çarpı z 54 oluyor mu? Evet. 9 çarpı 6 54. Öyleyse y değeri 5, x değeri 6, z değeri 9. Üçünün çarpımı da buradan 270'tir. Tabi burada işimizi kolaylaştıran x ve y, x, y, z'nin pozitif tam sayı olarak verilmiş olması. Eğer özel olarak pozitif tam sayı denmeseydi, negatif durumlarda olduğu için biraz daha bu yol karmaşık olabilirdi. Evet, burada birkaç yol izleyebiliriz. Başlayalım. Birinci yol diyelim. Ne yapabiliriz? 3 üzeri x üssü 5 olduğu için direkt 5 ile x'i çarpabiliriz. Çünkü herhangi bir üslü sayının üssünü alırken üsler çarpılır. M çarpı n. Buna göre 5x eşittir. 9 çarpı kök 3'ü biz şu özelliğe göre köklü bir sayı üslü sayıya dönüştürürken şöyle bir köklü sayı, içerideki sayının üssü paya, kökün derecesi paydaya yazılırdı. Burada karekök 3'te nedir? İçeride 1 var. 3'ün üstünde kökün derecesi de 2. 3 üzeri 1 bölü 2'dir. 9 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2. Sonra şu 9'un yerine ne yazabiliriz? 3'ün karesi yazabiliriz ve 3 çarpı 1 3 üssü 1 bölü 2. 3 üssü 5x. Tabanları aynı olan iki tane üslü sayıda nasıl çarpma işlemi yapılır? Üsler toplanır. Ne yapacağız burada? 3'ün üstünde 2 ve 1 bölü 2'yi toplarsak 5 bölü 2 olur. Zaten sol tarafta 3'ün üstünde 5x vardı. İki tane üslü sayı birbirine eşitse ve tabanlar da aynıysa, bakın a üssü m eşittir a üssü n birbirine eşitse ve a'lar da aynıysa, tabi burada a 1 olmamalı. Ki nitekim burada 1 değil. M n'ye eşittir. Buna göre 5x eşittir 5 bölü 2. 5'leri sadeleşirse x eşittir 1 bölü 2 bulunur. İkinci yol olarak da burada karekök 3 olduğu için bu 3'ü kökten kurtarmak için verilen eşitliğin her iki tarafının karesini alalım. Karesini aldığımızda 9'un karesi ve kök 3 ne olacak? Kökten kurtulmuş olacak. Buradan 3 üssü 10x eşittir. Bu 9'u biz 3'ün karesi şeklinde yazdığımız 3 üzeri 4 olur bu. Şu şekilde yani. Getirdik burada yerine yazdık.
Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. 3 üzeri 4, 3 üzeri 1 nedir? 3 üzeri 5'tir. Şu ikisi birbirine eşit olduğuna göre 10 üzeri x 5'e eşittir. 10 üzeri x eşittir 5'ten de x eşittir 5 bölü 10'dan 1 bölü 2'dir. Evet, bu denklemi çözerken virgülden sonra bir basamak olduğu için pay ve paydayı onunla çarpabiliriz. Bu durumda ifade değişmeyecektir. Sadece virgül bir basamak sağa kayacaktır. Onunla çarptığımızda 3 eksi 2x bölü x eksi 0,4'ü onunla çarptığımızda şu şekli alacaktır. Onu dağıttığımızda 10x eksi 4 getirelim buraya, yazalım. Eşittir 0,5 1 bölü 2'dir. 5 bölü 10 olduğu için. Bunu da yazalım. Daha sonra içleri dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 3 6 eksi 2 çarpı 2 x 4 x eşittir. 1 ile çarptığımızda 10 x eksi 4. Aynen. X'leri bir tarafa toparlayalım. Sağ tarafa alırsak eksi 4 x'i, burası 14 x olur. Eksi 4'ü buraya alırsak artı 10 olur. 6 artı 4. Çarpım durumunda olduğu için buradaki 14, 10'un paydasına bölü olarak alırsak ve bir de sadeleştirirsek sorunun cevabı 5 bölü 7'dir. Rasyonel bir denklem bu. Eksi 2 bölü 3'ü sağ tarafa alabiliriz. 1 bölü 5 artı 2 bölü 3. Burası bir rasyonel ifade olduğu için paydaları eşitleyelim. 3 artı 5 çarpı 2 10, payda 15. Daha sonra burada içler dışlar çarpımı yaparsak 13x eşittir 13 çarpı 15 çarpma olduğu için her ikisi de bu işlemlerin 13'leri direkt sadeleştirebiliriz. X eşittir 15 bulunur. Evet, geldik son sorumuza. 2008 yılında sorulmuş olan bir ön lisans sorusu. Köklü denklemleri çözerken kökü yalnız bırakmaya çalışırız. Daha sonra da her iki tarafın karesini alırız. 3 çarpı 2x eksi 1 kök içerisinde eksi 15'i sağ tarafa alalım. 3 burada çarpım durumunda olduğu için burası nedir? 5'tir. Karekök içerisinde 2x eksi 1 5'e eşittir. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. Hatta buna gerek yok bile. 2x eksi 1 nedir? 25'tir. Neyin karekökü 5'tir? 25'in. Öyleyse eksi 1'i de sağ tarafa alalım. 26 x eşittir. 26'yı 2'ye bölersek 13'tür.